ekranları başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Şahanesiniz. Yani daha çıkmadan... Evet, güzel. Gazı çabuk harcamayalım. Gece uzun. Çok hemen hepsini harcamayın. Daha çok gelecek var. Bağırsınlar ya, o kadar şey yapmayın. Hoş geldiniz sevgili misafirler. Evet, bugün hem özel misafirlerimiz de var. Hepsi grubundan. Arkadaşlarımız hoş geldiniz. Hepsi grubu. Artı Önder Açıkbaş. Neredesin Önder? Neredesin? Önder'cim nasılsın? Hoş geldin. Nasıl, keyfin yerinde? Hoş geldin. Okulları ayrı ayrı sayacağım. Tabii ki sayacağım. Keyifle sayacağız. Evet sevgili misafirler, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Neşeli Hayat'a gelen tepkiler, özellikle bizde birebir konuşmalarda da, gazete köşe yazılarında da, insanların da görüşleri de şahane. Bu ilginiz, sevginiz için çok teşekkür ederiz. Siz bizim ürettiğimiz şeyleri bu kadar severseniz, ilgi gösterirseniz biz de üretmeye devam ederiz deyip Ocak'ta da Çok Film Hareketler'in gireceğini söylemiştik zaten. Mutfak ekibinin yazdığı. Çok Film Hareketler hakkında gelişmeleri de çokzarhareketlerbunlar.com'dan takip edebilirsiniz. İçinde kurduğumuz bir blogdan. Çok Film Hareketler'de Ocak'ta karşınızda Yılmaz Erdoğan. Teşekkür ederim. Oo, çılgın bir seyirciyle karşı karşıyayım. Canımsınız. Dur, önce grupların gazını alayım o zaman, dur. Önce o grubu söyleyeyim, bir şey. Dur, tahmin edeyim, siz hangisi olabilirsiniz? Çerkezköy. Yollar da fena değil. Sigma dershanesi. Tamam. Adnan Menderes Anadolu Lisesi. Bahçeli Evler. Engellerin ötesinde gönüllü kulübü. Hoş gelmişsiniz Joanlara. Engellerin ötesinde gönüllü kulübü aynı zamanda bu gecenin şeref misafirleridir. Neşeli Hayat seyrettiniz mi? Cemile Yeşil Anadolu Lisesi öyle geldi. Neşeli Hayat'ı seyretmeyenler, alkışla göreyim seyretmeyenler. Bunlar çıksın. Niye gitmediniz 3 hafta daha, 4 hafta daha önce? 3 sene neye uğraşıyoruz gitmeyecekseniz? Niye gitmediniz? Ha, bu gidenler miydi? Ha pardon, yanlış kişiye kızıyorum. Gitmeyenler dedim ama, gitmeyenler. Gitmeyenler. Evet. Gitmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar, Çok Güzel Hareketler'in filmi Ocak'tadır. Bu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir filmdir. Yılmaz Erdoğan biliyorsunuz acıklı bir güldürendir. Oraya öyle olduğunu bilerek giderseniz çok eğlenirsiniz. Yoksa Ocak'ta Çok Film Hareketler, Godik Film sunar. Godik. biraz şey de oldu ya, o kadar çok... övüldü ki, hatta övenler de diyorlardı ya, biz bu kadar beğendiğimize göre acaba iş yapmaz mı diye. Fena gitmiyor. Ama giderseniz iş yapar. ne hazırladınız bizim? Vallahi hocam, çeşitli skeçler, şakalar var içinde. Çeşitli güldürü unsurları olan. Kah güldüren... Kah... Böyle hüzündüren mi yoksa direkt güldüren tarzı? Direkt güldüren hocam. Peki bir şey diyeceğim, aramızda en küçük kişi yoklamasını yapmadım, onu unutmayayım. En küçük kişi kimdir? En genç, küçüklük, çirkin bir laf mı? Dur, buldum. Ondan küçüğü olamaz oğlum. Kundakta la. Ben... Kalk bakayım ayağa. Ben diye bağırıyorum. Dur çocuklar. Kalk, ayağa kalk oğlum. Yoksa ayakta mısın?
Evet, ayaktaymış. İsmi ne? Cenk mi? Cem. Canlı. Emirhan. Ne? Emirhan. Emirhan. Kaç yaşındasın Emirhan? 7. 7. Bildiğin en ayıp kelimeyi söyle. Ne oldu? Tütüldün mü? Bildiğin en ayıp kelimeyi söyle ya. Önder, yardımcı ol. Onu değil, onu değil lan. Onu değil. Bilmiyor musun hiç ayıp kelime? He, bilmiyorum. Babanın söylediği en ayıp kelime ne? He. He? Yok mu? Tamam, o zaman şov boyunca eğer senin bu kelime benim ahlakımı bozar diye bir şey rastlarsan bizi söyle, tamam mı? Hadi bakalım. Bence sen biliyorsun da neyse. Evet. Çok güzel hareketler başlasın mı? Başlasın hadi. Başlasın mı? Peki, başlasın. Başlasın. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarıdır. Kadın programları. İzliyoruz değil mi? Ya yemeği mi? İzliyoruz. Evet. Seviyoruz. Ya ben bu evlenme programlarından birinde bir şey gördüm. Gördünüz mü siz? Bir tane amca benim karım öldü dedi. Sonra karısı aradı. O kadar hızlı halletti ki. Benim üçün öldü dedi ya. Ve dediler ki sen niye boşanmadan geldin buraya? Dedi ki önce bir geleyim sağlam bir şey bulayım kendime. Televizyon kameraya da bakıp dedi ki İsminaz, sen şimdi bak oradan çık, mahkemeye git. Boşan gel, ben burada işi bağladım dedi. Yani kameraya karşıda İsminaz ismi de gönlümü çaldı, onu söyleyeyim. Sen İsminaz. Nereye getirecektin konuyu? Ben de konuyu bizim kadın programımıza hocam. Ne, Coşkulu? Coşkulu Hezeyan kadın programımıza. Bir tane daha mı yaptınız? Evet, bir tane daha yaptık hocam. Davaynan, Davaynan var mı? Ya işte inşallah. Hatırladınız mı Davaynan? Davaynan, ha. He, var mı? Oğuzhan da Zeynep yazdı. Coşku Ezeyen geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. İşte ben dedi senin çalışmanı istemiyorum dedi. Ben de çalışacağım dedim. Sonra kızdı. Ben de sokağa çıkmayayım diye beni kalorifere bağladı 5 gün. Bir de hiç su vermedi. İyi sonra? Sonra da eline bir tane gazoz şişesi aldı. Böyle yüzüme vurduğu gibi surat bu hale geldi. Bir de burada şişenin izi kaldı. Ne yazıyor orada? Kıpraid. Yani inanamıyorum. 100 programdır buraya geliyorsunuz. Suratınızı ilk defa bu halde görüyorum. Yani ne hale gelmiş yüzünüz? Yüz o kadar önemli değil de su vereydi iyiydi. Yani şu kadının görünüşüne yazık değil mi? Yani yazık size ya. Kıpraid. İmaj hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Harun Bey, hatta mısınız hala? Utanmıyor musunuz bu kadını ne hale getirmişsiniz? Ya kalorifere bağladım ama kalorifer yanıyordu. Üşümedi hiç ya. İyiydi yani. Kalorifer yanıyordu ama su vermedi hiç. Verseydi iyiydi. Nasıl vermedim? Saat başı kafanı bir kova suyun içine sokup sokup çıkarmadın mı? Sen de bayılmadın mı? Bir ton su yutmadın mı? Söyle bana. Harun Bey, utanmıyor musunuz ya? Peki Gülnaz Hanım, siz nasıl kurtuldunuz evden de geldiniz buraya kadar? 2 gün evvel saldı beni. 2 gündür dövmüyor hiç. Ha öyle mi? Ya bir de üstünü öpüyor, kokluyor, okşuyor. Enteresan. Peki neden böyle birden değişti, tersine döndü bu adam? Domuz gribi oldu bu. Ben ölüyorsam sen de öl dedi. Kıskanıyor beni. Kıskanıyor mu? Seviyor demek ki ama hiç su vermiyor. Su verseydi iyiydi. Anlıyorum efendim. Tamam, ben size tekrar döneceğim. Domuz gribi demiş ki efendim. Ama su önemli. Su vereydi iyiydi. Tamam, ben döneceğim size tekrar. Ama ben susamasam önemli değil de susadığım için. Anlıyorum efendim. Döneceğim ben size. Ama vücudumuzun 1/4'ü su biliyorsunuz. Az bir rakam değil yani. Su. Anlıyorum. Ben size döneceğim. Tamam efendim. Tamam, dönün ama çünkü ben ağır bir durumdayım. Anlıyorum efendim. Döneceğim ben size. Hiç merak etmeyin. Ayça Hanım, ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Rica ediyorum. Buyurun. Yani bu telefondaki arkadaş ne zaman olsa bu kadının kafasına böyle set isimlerle vuruyor, kafasına tencere vuruyor, tava vuruyor, şişe. Bu kadar da olmaz ya. Ya bu kadın da sonuçta kadındır yani. Buna bu kadar ne vuruyorsun sen? Bu
Ya geberim ölse ne olacak bu kadın yani? Ay lütfen, ağzınızı hayra açın lütfen. Ağzımı böyle açtım ama bir damla bir kadın su vermedi. Anlıyorum. Ay canım, kadına su vermemiş ya, bir bardak suyun şimdi ne şey var yani, bir versene. Su dediğin nedir? H2O değil mi? İki tane H, bir tane O yani. Bulamadı, getir iki tane H'ini, O'sunu da biz koyalım içine bu kadın için yani. Nedir bu kadar bu kadının zor? Ben sana demedim mi kadınlar tüsekle tüsekle su içerdi. Allah senin cezanı versin demişim adam bu tüsek ya. Duydunuz mu Harun Bey? Canım, o lazı alın oradan yoksa bir daha bağlanmam. Ne demek bağlanmam? O kıl yumağı, valla üç skeçtir Gülnaz'la benim ilişkimiz sayesinde izleniyor bu program. O kıl yumağı yüzünden bu program yürümez. Atın, yoksa biz yokuz değil mi Gülnaz? Gülnaz, değil mi Gülnaz? Gülnaz Hanım. Ya su vereydi, iyiydi. Benim dilim damağıma yapışmış orada. Anlıyorum. Ama vermedi, hiç su vermedi. Su vereydi, iyiydi. Ayça Hanım, bu kadın çürümüş. Etleri lime lime olmuş. Baksanıza şunu suratına. Kurumuz, çatlamız, toprak gibi. Tema Vakfı'na versen bunu çeker fotoğrafını, yemin ediyorum haritada yakın alalım, yakın alalım. Ya. Suratı yakın alalım. Bana baksana sen! Bana baksana! Madem kocan domuz gribi olmuş, seni öpmüş, seni koklamış, sana bulaştırmış, buraya gelmesen ne olurdu? Canım, sizden ufacık bir rızam olacak eğer mümkünse. Buyurun efendim. Bu telefondaki arkadaş domuz gribi olmuş. Bizi prodüksiyondan Faik Bey'e gönderelim, bir arabayla alıp getirsinler. Bu kadını şu gerdanından bir öpsün. Ondan da kurtulalım, bundan da kurtulalım artık. Yeter artık yani. Sen de artık bana alışsan, beni sevsen, sineye çeksen ne olurdu? Ben kaderime alıştım zaten. Ayça Hanım, ben kaderime alıştım. Bakın, çocuklar legolarla oynar, ben de artık bu programda bunun benekleriyle oynar hale geldim. Bakın Ayça Hanım, bunu buradan alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Bunu alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Bazen canım o kadar sıkılıyor ki, bunu buradan alıyorum, bu Tugay Bey'in kulağının memesine yapıştırıyorum. O kadar sıkılıyor canım yani. Anlıyorum efendim. Domuz gribi demişken bu arada, burada hocamız var. Ayça Hanım, domuz gribinin, ben de size bir şey söyleyeceğim. Domuz gribinin ben, bizim vatanımıza nereden bulaştığını biliyorum Ayça. Şok şok şok. İnanamıyorum. Şu anda domuz gribinin ülkemize nereden geldiğini öğreniyoruz. Lütfen izleyelim. Buyurun. Açıklıyorum efendim. Cennet vatanıma ben bu domuz gribinin nereden girdiğini açıklıyorum. Şimdi bu domuz gribi dediğiniz şey sonuçta bir virüs, bakteri, mikrop gibi bir şeydir. Bu virüs kanatlı bir hayvandır. Bu uçar 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 gelir garibanın birine konar, onu böyle mahveder. Bu virüs nerede yaşar? Asıl sorun budur sayın seyirciler. Nerede yaşar? Virüs bunun beneklerinde yaşıyor. Bu beneğin içinde kirpi bile yaşar. Bu kadın bulaştırdı bizim vatanımıza. Anlıyorum efendim. Bunun gerçek çözümünü doktorumuzdan öğrenebiliriz. Efendim doktorumuz Profesör Doktor Nihat Ertuğrul burada. Kendisine domuz gribinden korumanın yollarını soracağız. Efendim buyurun. Efendim domuz gribinden korunmanın en etkili yollarından birisi yeni geliştirdik. Şöyle dolanırsanız şunu böyle domuz gribinden yakalanma riskiniz çok az. Göreyim, yapalım. Yapalım. İşaret parmağıyla bunu hava girmeyecek. Girmiyor. Ağız efendim, kapalı, girmiyor. Kulaklar kapalı. Girmiyor, evet. Bu geri kalanlarla da mikrobu, pisliği, hini, cevvali iterek git istemiyorum. Gibi. Evet, çok enteresan. O böyle bir yöntem. Ondan aynen böyle yapayım. Aynen öyle. Evet. Da bu taraftan böyle çok daha etkili bir yöntemimiz de mevcut. Eğer kendinizi öldürürseniz eğer, domuz gribi olma riskiniz tamamen ortadan kalkıyor efendim. Ölünce nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ne oluyor efendim, bu virüs öldürücü bir virüs. Ama ölenle ölmeyen bir virüs. Oradan sen ölüyorsun, o ölmüyor falan. Oradan anlıyorsun sen. Anladım, anladım. Evet. Peki bir de şey konusu var şimdi. Aşı olalım mı olmayalım mı diyorlar. Ne yapalım o konuda? Vallahi yengemler olmuşlar. Hiç konuşuyoruz, iyiler yani. Benim için tıpta kıstas yengemdir yani. İyiler. Yenge diyorsunuz. Evet. Evet, o zaman affedersiniz, ben bu konuda bir şey soracağım. Şimdi sizin yengeniz olmuş ama hani başbakanımız da diyor ki ben aşı olmayacağım diyor. Yani benim de sonuçta başbakanımdır. Ben onun ne derse onu yap, bir de benim hemşerimdir o. O yüzden ben evet, onunla aynı fikirdeyim gibi geliyor bana. Şimdi başbakan öyle diyor da, başbakan diyor ki her aile 3 çocuk yapsın en az diyor. O konuda aynı şey yapıyor musunuz dediğini? Tabii. Nasıl yani efendim? Benim 4 oğlum vardı efendim. Vardı? Vardı. Bir tanesini komşuya verdim. Komşunun 2 çocuğu vardı. Kaç oldu? 3. Bizim kaç oldu? 3. Her şey eşit gördüğün gibi.
Enteresanmış. Evet, evet. Çok enteresan. Yani aşı yaptırıp yaptırmamak tabii sizin şeyiniz ama en azından bol sıvı tüketin. Vücudunuz su kaybetmesin efendim, çok ne bileyim. Çok su kaybım oldu. Azıcık su vereydi iyiydi. Su vereydi iyiydi Ayça Hanım. Anlıyorum, yazık bu kadın, evet iyiydi. Her programda tamam. Da böyle... Su vereydi iyiydi, su vereydi iyiydi. Tamam efendim, takıldı gene. Ayça Hanım, davada olduğu gibi takıldı bu. Su vereydi iyiydi. Evet. Şimdi davada bunun alnına vuruyorduk ama bu sefer suyla yapacağız galiba. Şöyle çap 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 yapıp. Böyle böyle. Olmuyor efendim. Su vereydi iyiydi. İşte elektrikli radyo gibi devreleri yanıyor bunda. Ya şimdi benim anlamadığım bir şey daha var. Şimdi beraber oturuyoruz, böyle yakın temas halindeyiz değil mi? Yani bu domuz gribi konusunda yakın temas ne yapacağız? Mesela siz yan yana oturuyorsunuz. Hocam ben mesela bu kadınla yan yana oturuyorum. Ben birinci derecede tehlikeli durumdayım. Mesela ben ne yapmalıyım, nasıl korunmalıyım? Efendim idrar ya da kan testi yaparak böyle bir şeyin olup olmadığını öğrenebiliriz. İsterseniz siz o elinizdeki bardağı doldurun, programdan sonra ben götüreyim test yapayım. İşe izleyen bunun içine. Evet. Hepsini doldurayım mı hocam? Yok, dudak payı da bırak. Allah Allah, doldur kardeşim. Neyin çocuğumuzsun? Doldur. Arada bir çalkala, dibe çökmesin. Hocam bir de pipet koyup buz koyayım mı içine? İyi yani. Bir de işe şu açıdan bakalım. Efendim çok değerli hocamız burada. Hocam size soruyoruz. Domuz gribiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim, domuz gribi haramdır. Nasıl yani? Şimdi efendim, domuzu da, gribi de, aşısı da haramdır yani. Efendim, bu kadar basit mi bu olay? Evet. Bak burada doktor bey de saçmalıyor. Benden ne bekliyorsunuz? Domuz gribi haramdır diyorum. Ama şimdi bu biraz çağ dışı bir yaklaşım değil mi? Ben size çağdaş biriyim dedim mi ben? Demediniz. Evet, o zaman domuz gribi haramdır diyorum. Bitti gitti bir iş. Tamam, siz bunu diyorsunuz hocam. O zaman ben de astroloğumuza dönüyorum. Efendim siz domuz gribinin burçların üzerindeki bu haritasını çıkaracaktınız. Evet. Evet, çıkardınız mı? Ne yaptınız? Evet efendim, çıkardım. Şimdi Aralık ve Ocak ayları teraziler için teşkil ediyor. Yani... Risk mi efendim? Evet, bir iz teşkil ediyor. O yüzden Jüpiter Uranüs'e yan... geldiğinden dolayı, yan bağlardan geldiğinden dolayı burada çok biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yani biraz doktorum doğru söylüyor, sıvı tüketmemiz lazım. Bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Efendim Mars ile Venüs... Ben hiçbir şey anlamıyorum anlattıklarımı. Hocam şimdi dinlerseniz anlarsınız. Efendim diyorum ki... Sabrı sağdan hayır, ortaya hayır efendim. Mars ile Venüs ekseninde de risk vardır. Domuz tehlikesi. Domuz tehlikesi vardır ve bu yüzden yaylar ve kovalar mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Şubat ayının sonlarına doğru. Tamam hocam, anladım. Domuz gribi tehlikesi olabilir ama boğalar bu riski barındırmıyor. Boğalar domuz gribi olmayacak. Yok, domuz gribi olmayacak. Neden? Çünkü onlar boğalar. Ha, o açıdan. Evet. Tamam, anlıyorum. Evet efendim, bir yayınımız daha burada sona eriyormuş. Vallahi zaman su gibi akıp geçti, gördüğünüz gibi. Su gibi aziz ol diyeydi, iyiydi ama deme. Su vereydi. Tamam, ben bir programı kapatayım. Su vereydi, Günalcığım. Su vereydi. Evet, tamam ben sana döneceğim. Su vereydi, iyiydi. Ayça Hanım, bu kadın yanıyor. Döner ustası gibi yanıyor bir kadın ya. Ay yapmayın. Su vereydi. Doktor bey, Nihat Bey. Şey yapıyoruz, burnunu kapat. Hine, cevvalin, at. Gitsin, kötülük istemiyoruz. Hocam ne olur, siz de bir el atın diyor. Okul ünlüsüne el atın, ne olur. Paramı el sürmem ben. Su vereydi. Oh. Çok güzel hareket diyenler. Şeyi söyleyeyim. Yani genel olarak... Tamam çocuklar, genel olarak iyi bir skeçti ama... Temel bir çatışmamız olmayınca tip yürütürse yürütüyor, yürütmese duruyoruz. Mesela ölürsek gripten kurtuluyoruz gibi çok kötü bir şaka da vardı. Evet. Bir de sen bir tipe başladın, sonra tip baktın ki... Ben o tipten hemen vazgeçtim. Hemen, hiç baktın ki Fazıl dedem benzin yakacak.
Tabii. Tekrar normal döndün, iyi de ettin aslında. Ondan sonra skeç açıldı, dikkat edersen. Astrolojiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir kere astroloji gibi rolleri Hamdi'ye oynatmayın bir. Biz bir skeç yazacaksa birisi, astrolojiyi biliyorsa ben onun astrolojiyle ilgili yazdıklarını dinler gülerim. Öbür türlü bilmediği bir şeyle ilgili zahirden, yani dışarıdan gazele girer. Mizahta bu bir şeydir, bir virüstür. Bildiğiniz şeyi yazınız. Çünkü bilirsen ancak o zaman onunla neresiyle dalga geçeceğini bilirsin. Ama genel olarak Büşra'nın tipini yeniden görmek güzel idi. YH'den ÇG'ye bir başlangıçtır benim nezarımda. Çok güldürdüğü için sınıfı geçmiş bir skeçtir. Hoca tatlıydı, keşke biraz daha yararlansaydık dedim. Yanlış mıyım? Ersin'den daha yağ çıkardı. Ama o arada Uranüs, Hamdi'ye ızdırap çektirdiniz. Bizde Murat Eken gibi falan çok daha batıcılı astrolog tipler var. Onları da bilmez dedim. Bu ne bilir lan astrolojiyi? Bildiği sazı da çok iyidir Hamdi ama burada da elinden geleni yaptı, acı da iyiydi. Evet, çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler, hayatta en değer verdiğimiz varlıklar annelerimiz, babalarımızdır. Ancak gün gelir bir annemiz varken iki annemiz olur. Bir babamız varken iki babamız. Nasıl mı? İbrahim Büyükak'ın skecinde göreceksiniz. Dünürler geliyor. Ama anlatıcı reaksiyon almadan gidemez prensibimize ne oldu Eser? Ha, o kadar doğru. Eser ki artık anlatıcıları şişiriyor mu Celal? He? Yani şuna bağladı. Evet sevgili seyirciler. Başımıza gelen olaylar ne enteresanır değil mi? Zeynel Budak yazdı falan. Ne Zeynel Budak? Güldür bizi arkadaşım ya. Bu kadar insan gülmeye gelmedik mi? Yanlış mıyım? İsminiz nedir? Bilal. Ömer. Ne iş yapıyorsunuz Ömer Bey? İnşaatla uğraşıyorum. İnşaatın neyle uğraşıyorsun? Ya inşaat müteahhit misiniz? Ben de inşaat mühendisliğinden ayrılma bir insanım. Yarışanamayın. İzolasyonla uğraşıyoruz. Yalıtım, ısı yalıtımı. Yalıtım, ısı yalıtımı. Enerji tasarrufu, evet. Hı. Genelde bu tip ne iş yapıyorsunuzdan muhabbete bir şey çıkmaz ama siz yine elinize geleni yapıyorsunuz. Buyurun. Benim sunumla bağlayayım Ömer abi. Bir annen varken iki annen... Ne diyorsun bu konuda konuşuyor? Vallahi sizi takdirle karşılıyorum. Saçmaladığınız zaman bile. Biraz açayım mı konuyu? Ya şimdi şeyden korkuyorum, o yüzden giremiyorum hocam. Skecin konusunu bir çaktıracağım. Aman. Hani borsa düşecek. Bozulursa. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evli misiniz Ömer abi? Evet. Evlisiniz. Evet. Soruyu sorayım mı? Eşinizin annesine anne diyor musunuz? Evet. Babasına tamam. Baba diyor musunuz? Evet. Sen bize gelin geliyor musunuz? Peki hiç öyle bir... Demeyen var mı? Gel önce tartışalım abi. Ben demiyorum, diyemiyorum. Hay Allah diyen var mı? Yani kayınpederime ya abi diyorum, diyor. Amca diyorum. Hani ne diyorsun? Demeyen var, bacanam demiyor mesela. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Boşluğu doldurayım dedim. Bu mikrofon bizim ömrümüzü yedi. Hızlı hızlı çocuklar mikrofon. Vallahi bayağı bir süre zorluk çektim yani. Daha önce yani ismiyle mi çağırayım, ne diyeyim falan diye. Genelde bana bakmasını bekliyordum. Peki ne diyorsun şimdi? Valla annesi Ferda yenge diyebilirsin dedi. Babasıyla daha... Ne diyebilirsin dedi? İsmi Ferda. Ferda. Evet, Ferda yenge diyebilirsin dedi. Ferda yenge. Evet, daha babasıyla bir şey karşılaştıramadım. Siz konuştunuz mu? Ben size anne diyemiyorum, ne diyeyim? Ablamı, teyze, yani öyle konuştunuz ya mu? Ya o fark etti. Bir de işin kötü tarafı... Yani nasıl fark etti? Ya hep bir dedim şey yani şişt falan diyordum, bakmasını bekliyordum. Demiyor işte. Bir de vardır, şiş de diyemezsin. Yok işin kötü... Koca kadına şiş diyorsun. diye bir ses çıkarırsın, ya sese bak. Aslında genç sorun burada, bir de babasıyla büyük bir sorun. Biz bir yıl aynı yerde çalıştık. Beraber çalıştık. Şimdi ben... Babasıyla? Evet. Ben merdivendenim, aşağıda bir şey isteyeceğim onda, pense isteyeceğim. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Merdivende bekliyordum ki bana baksın yani ses mesaj yapıyordum. Peki duvara. Ne diyordun, ismi ne? Ayhan. Ayhan abi diyordun. Ya Ayhan abi de demiyordum aslında. Ayhan diyordun. Bile bazen yapıyordum. Böyle yapıyordum. İğrençleşme de yani. Eyvallah. Yok gerçekten bu böyle. Ama bu bir sorundur. Bunun üzerine bir tespit edilmiş bir skecimiz mi var? İbrahim buyurun. Büyükak burayı yakalamış hocam. Dünürleri yazmış. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Valla
Vallahi Dünür var ya, ne iyi oldu böyle beraber görüştüğümüz ya. Ya yemin ya, ediyorum ya. Bir ay oldu evleneli çocuklar. Anca görüşebiliyoruz düğünden beri ya. Ben en son ne zaman düğünde Ayça Hanım bana doğru bayılmıştı. Ben de para yapıştırmışım. En son ben onu hatırlıyorum. Yok efendim, yapıştırmamıştınız. Yapıştırır gibi yapmıştınız, alnımdan öpmüştünüz. Hatta öpmemiştiniz, bizzat emmiştiniz alnımı. Böyle morluklarla dolaşmıştım bir hafta ben. Beni de boynumdan öpmüştünüz, hatırlıyorum ben düğünde. Hatırlıyorum, size içki pek yaramıyor Şahin Bey. Yaramıyor. Evet. Vallahi siz yine iyi yırtmışsınız. Ben o gece benim hanımın dayısına çıkma teklif etmişim. Hadi. Kafa güzel, o da kabul etmiş, mecbur o gece çıktık. Ay hayır, yengem de çok kıskanç. O günden beri konuşmuyor Şahin'le. Dayımı da dışarı salmıyor, etek giymesine de izin vermiyor. Etek mi? Dayım İskoç benim. Anne tarafı İskoç göçmeni. Ay, ay vallahi ömürsünüz Dünür ya. Yemin ediyorum ömürsünüz Dünür. İyi ki görüştük ya. Dünür mü? Dünür ne tatsız bir. Yakışıyor mu bize Dünür ya? Bizim gençliğimizde böyle motorları alıp dünya turu yapmak gibi heveslerimiz varken Dünür oldu. Dünür ne be? Dünür yakıştı mı ya? İşte öyle efendim işte. Çocuklar olunca insan Dünür de oluyor. Dübüş doluyor efendim yani. Ne dersiniz ki öyle oluyor. Ne yapacaksınız yani? Doğru. Çok affedersiniz. Neşe doğduktan sonra biz Ayça Hanım'la yataktaki faaliyetleri durdurduk. Evet artık o gün bugündür kankayız efendim. Ama olsun, ben karımı çok seviyorum yani. Karımı çok seviyorum yani. Benim için piyangodan çıkan büyük ikramiyedir yani. Vallahi bana da yataktan amorti çıktı ama... Olsun kocamdır. Ah kızım. Annesi. Ah canım benim, kara kızım geldi. Kara kızım geldi benim. Vallahi İlhan Cavcav cav görmesin. Yemin ediyorum forvet oynatır bunu gençler. Gel oğlum. Neredesiniz oğlum? Balayından döndünüz. Eve bir kapandınız, çıkmıyorsunuz yar. Kıtlıktan mı çıktınız? Hiç mi sevişmediniz ya? Ya vallahi billahi. Bu ne ya? Bir yüzünüzü göremiyoruz ya. Anneciğim. Tamam anneciğim. Anneciğim, anneciğim seninki bu paşa çayı yaptım sana. Ay, ver yavrum, ver paşa çayı. Ver, ver. İbrahim amca. Ayça teyze. Oraya koyabilirsin yavrum. Tamam, burada Ayça teyzeciğim. Ama oğlum oluyor mu ki öyle ya? Oluyor mu? Bak benim kız senin annene babana anne baba diye hitap ediyor. Sen bize öyle demiyorsun, sen bize hala amca teyze diyorsun. Biz de senin annen baban sayılırız evladım. İbrahim amca, ben annem babam olmayan kişilere anne baba demekte zorlanıyorum biraz. Oğlum Müslüme baba derken zorlanmıyorsun, bana amca der. Ben de mi zorlanıyorsun Allah aşkına ya? İbrahim amca o başka. Yani... Biraz zamana ihtiyacım var. Oğlum ne zamanı? Nişanlılık, evlilik derken bir yıldır zaten tanışıyoruz. Ondan evvel iki yılda zaten kızla gizli gizli buluştum, bilmiyor muyum? Benim kız her hafta kütüphanede sabahlıyordu. 24 saat açık kütüphane nerede? Sanırım bizim evde. Biliyor. Ama İbrahim amca... Aması yok. Çok nazlanıyorsun yavrum ya. Bak bizim annenle babandan ne eksiğimiz var. Kızım sen de bir şey söylesene. Ya anne ne diyeyim? Kızayım diyorum, cezalandırayım diyorum. Yani sonuçta yeni evliyiz. Kıyamıyorum, uzak kalamıyoruz. Ya bak şimdi bak. Sen karışma oğlum. Diyecek o. Hadi oğlum de bakalım. Baba. Hadi baba. İbrahim amca. Baba. Hadi baba. Baba. Hadi hadi. Çıkış 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 çıkış. Bişiktaş bişiktaş bişiktaş. Hadi baba. Anne, babacık. İbrahim amca. Babacık. 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 Hadi bir saniye. Sakin olun. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın demeyi versin. Saygı o demek değil ki efendim. Yani. Ama insan yani. Efendim ama şimdi o da bizim damadımız, çocuğumuz sayılır. Yani ben de yemedim, yedirdim yani onu. Vallahi hiç yememiş bir haliniz yok. Maşallah semirmişsiniz efendim. Ama efendim öyle konuşulur mu? Biz de istiyoruz anne baba demesini yani. Ne kadar güzel değil mi? Bu da örfümüzde, adetimizde vardır anne baba demesi. Desin efendim, bizim kız size diyor ama. Demesin efendim, varsın demesin. Saygısını, sevgisini eksik etmesin de. Hem bizim oğlan öyle değildir efendim. Bizim oğlan 3 yaşına kadar bize bile anne baba demedi. Ne dedi efendim? Anne ile baba dedi. Bakıcıdan almış şivesini, bozuktu biraz, ne yapsın? Bakıcı, evet tamam anladım ben. Bakıcıyla büyüdüğüne göre yani. Böyle şey olması normal. Ne olması efendim? Şimdi efendim bakıcıyla büyüyen çocuk annesinden babasından yani yeterince sevgi göremiyor ve içindekileri dışa vuramıyor yani. Vuramadığı için de yani böyle olması normal yani. İçinde fırtınalar kopuyor çocuğun anne baba deyince. Ne fırtınası efendim? Bizim çocuğun içinde azıcık kabızlık var, o da doğuştan. Fabrika çıkışı öyle çocuğum. Kabızlık, kabızlıktan o zaman efendim. Kabızlıktan yani içindekileri dışa vuramayınca tabii kabız olunca. Hani aileyle çocuk sıkışıyor yani. Hani anne baba diyemiyor belli. Çocuğu iyi büyütememişsiniz efendim. Bakıcı olsun, kabızlık problemini çözememişsiniz çocuğun. Çocuk bu hale gelmiş, kendini ifade edemiyor efendim. Yani çocuk böyle kötü büyüyünce büyüklüğü dönemsiz oluyor, işlevi dönemsiz oluyor bunun. Yani bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sustum, baba, sustum. Konuşmayayım dedim baba, ama kaşındılar. Ne demek çocuğu iyi büyütememişiz efendim? Ne demek çocuğu iyi büyütememişiz? Siz önce kendi kızınızı büyütün be. Anne baba sevgisi görmemiş, bize sarıldı çocuk anne baba diye. Allah şefkati Allah, benden Allah, aldı. Allah. Tabii. Allah, ne Allah Allah. Neredeyse benim hanımın memesini emecekti lan. Efendim, benim kızım çok şükür memeye doydu. Doyar, belli belli. Doyar efendim. Ona kim doymaz tabii.
Sağ olasın hanım, beni de doyurdun. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın beyefendi. Şimdi ne konuşuyorsunuz? Şimdi bir dakika. Bir dakika. Madem öyle başladık konuşmaya. Biz bir kere kızımıza 10 numara anne baba olduk. Bizim kızımız Oxford'da okudu. Siz Oxford'un nerede olduğunu biliyor musunuz efendim? Urfa'da olmadığını biliyorum. Ocak'ta. Ocak'ta. Urfa'da olmadığını biliyorum. Olsun efendim, tamam. Biz de çocuğumuza anaokuldan dışarıdan bitirmiş olabilir. Fakat ne güzel işi var. Sizin kız ne iş yapıyor? General Manager Assistant efendim. Sekreter. Sekreter olsun. Geleceği parlak kızım o benim efendim. Benim kızım bir kere kültürlü, klasik müzikten anlıyor. Bach, Chopin. Sizin çocuk Chopin. Tarık Mengücü fanı be. Şakşuka. Ya nesi var Tarık? Şakşuka. Ya baba yapma ya. Baba sakin. Ya yapma. Bırak. Bir dakika. Ne var efendim? Ne var? Bırak. Ben de kulağa hoş gelen her türlü müzik dinlerim. Biz de hanımla Fedon hayranıyız. Ya Allah bırak. Allah. Tamam, ben çocuğuma iyi eğitim vermemiş olabilirim fakat düğününü en kral otelde yaptık. Sen kınayı nerede yaptın? Nefes alın efendim. Eski bir kasinoda yaptım. Ne kasinosu lan? Kahvede yaptım be. Yan tarafta kaybedenin kıçına kına yapmasını okey oynuyorlardı lan. Ya bırak Allah aşkına. Senin gibi dünür olmaz olsun lan. Ya senin gibi Allah aşkına. Bırak. Ne senin gibi dünür istiyorum, ne bana anne baba demeyen böyle damat istiyorum. Sen de al kızını, kız da senden mi değil mi belli değil. Kim bilir hangi Kofi Annan'dan lan bu. Ya ne diyorsun ya? Seni ilgilendiriyoruz. Kofi Annan benim için doğurmuş canım. Seni ya hadi canım, hadi bebeğim. Hadi yürü gidiyoruz. Ya İbrahim amca, Ayşe teyze yapmayın ya. Ya bir dakika, tatlı oturuyorduk, yapmayın ya. Tatlı tatlı oturuyoruz da sen de bir annemle babama anne baba diyemiyorsun. Kızım, bir şey söylemene gerek yok. Yok bir şey yani. Ya baba. Deme. Deme. İşten demedi o. Anne. Oturun 2 dakika, tatlı tatlı konuşuyorduk ya. Ne dedin sen yavrum? Baba. Hadi. Bir daha söyle. Baba. Bir daha. Baba. Bir daha. Anlamıyor. Deme oğlum, deme lan. Baba. Canım oğlum benim, gel buraya canım oğlum. Gördün mü? Ya nerede senin oğlum? Benim oğlum. Ben yaptım. Ben onunla bunu ben ya. İkimiz yaptık. İkimiz yaptık lan. İkimiz yaptık. Çirkinleşme. Benim oğlum. Bir dakika ya, karışmayın. Biz yaptık, nasıl yaptık? Ya yeter ya, yeter! Ben çocuğum lan! O zaman ben de bu arabayı alıyorum ve gel Arap! Bu da benim o zaman! Allah aşkına ya! Rabbim Allah'ım ya! Yaşlı başlı insanlarsınız ya! Ne yapıyorsunuz ya Şahin amca? Allah aşkına ayıp oluyor! Bir şey yapmıyoruz kızım, ne o ya? Bir dakika. Tamam, sakin ol, bir şey yok. Ya tamam ya, sakin ol ya! Sakiniz ya! Lütfen ya, Şahin amca! Tamam. Olmuyor. Amca mı? Ne amcası demin baba diyordun? Ne terbiyesiz! Ya yürü! Biz yaptık! İkimiz yaptık! Bir daha yapalım, gel! Biz yaptık! Çok güzel hareket diyenler. O derece mi ya? Zili çalayım mı? O derece mi? Neyse. Çok çalmayacağım da yani bir tık. Kofi Annan benim için mi doğru mu? Allah Allah. Sonda enteresan bir şeydi, zıvanadan çıktı. Ama benim için skecin en iyi şakası benim... efendi. O saldırıyı böyle onur kırıcı buldu ve haklı yani. Önermesi nedir? Bak, önermeyi bil, al tişört arkadaşım. Öyle bedava tişört yok. Önermesi nedir? Bu skecin ana fikri ya da diyelim. Önercanı nedir? Hay maşallah. Birinizde mi çalışmadan geldi? Ver bakayım, yanındakine ver. Bence önemli olan yapmak değil, sonra da almaktır. Bir daha söyle. Bence? Yapmak değil, sonra da almak daha önemli. Yapmak, ben de anlıyorum. Bu dilin sözlüğü yanında olan var mı? Ne anlamıyorum? Ya çocuğu yapmak değil, sonra da almak daha önemli. Çocuğu yapmak değil... Sorumlu da daha önemli. Sonradan almak daha iyi diyor. Daha önemli. Ne daha önemli? Ulan hepimizi sahnede gerizekalı durumuna düşüyor.
Herkes bir şey... Hocam sorumlu davranmak... Dur bir dakika, tekrarlıyorum. Tişört alacak mıyım? Çocuğu, hayır. Çocuğu almak değil, sonradan almak. Ne? Yapmak değil, sonradan almak diyor. Tamam, anladım. Yanlış önerme, öyle önerme mi olur? Olsun. Olsun mu? Fena değilsin, bir şey daha yaparsan belki tişört alabilirsin. Ne yapayım? Ver arkadaşı, elden gele, elden gele. Ver, 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 ver. Sen değil. Ben kalksam olmaz mı? Senin ismin ne? Özdemir. Özdemir, söyle. Neydi? Ömer Faruk. Tamam Faruk, uzatma. Söyle. Kültürümüzde aileler, mesela evlenen çiftlerin aileleri normalde iyi anlaşır ama bu her zaman için geçerli değildir. Gel, 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 gel. Önerme, ana fikir soruyorum, hikayeyi seyrettiğimiz için. Ana fikir, anlayışlı olmamız gerektiği. Şimdi gene bir tane bıdık bulacağım, ufaklık. Sizi şey yapacak yani. Anlayışlı olmamız gerektiği diyorum. Ha bir de şey. Heh, selam söyle ki atayım seni. Yok yok. Şey, tişört alsam olmaz mı? Evdekiler şey, tişört almadan gelme dediler de. Büfede satış noktası var. Burada hak etmen lazım. Orada gidip parayla alıyorsun. Sen söyle. Sen boncuk sen he. İmtihan değil la bu. Bu skeçten ne anladın onu anlat bize. Evliliğin güzel olduğunu. Gerçekten bu mu Batuhan? Evet. Deloyloy, deloyloy. Şöyle söyleyeyim, önerme çok net değildi. Ondan bulamıyoruz. Yani çatışmayı bulmuş, konuyu bulmuş ama bir şey önermiyor yani. Şöyle olur, böyle olur demiyor. Ama yeterince eğlendirdiği için de problem yok. Çok güzel hareketler, devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola, spola, spola. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Metin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Metin bir şey soruyor, nasılsınız diyor ya. İyi olmak kadar güzel bir şey daha yoktur. Değil mi? Bir de bu özlü sözlerin senin. Sorusu olan var mı Metin'e? Cevabını bilmediğiniz, hayatta ya şu soruyu bir türlü soracak adam bulamadım dediğiniz soru için burada. Saçma soru değil ama gerçek soru. Verme, verme. O saçma soracaktı. Gel. Eğer... Hemen gözünden anlarım. Ver bak. Burada, burada. Biz çok düşündük ama bulamadık. Biraz önceki skeçin ana fikri. Evet, ona güzel bir şey. Onu eğer benim cevaplamamı bekleyecek kadar buraya, yani hiç düşünmeden gelmiş olsaydınız zaten skeçin başlangıcında ben çıkıp onun ana fikrini sunar, söylerdim. Ondan sonra beraber izlerdik. Bu ne saçma sapan bir... Bu ne saçma sapan bir cevap. Ben eğer ona gelseydim, siz de gelseydiniz, soruya cevap ver. Demin ki skeçin ana fikri ne? Var mıydı? Bazı değerleri ancak kendimize yakınımızdayken güzel hisseder anlarız. Ama onları bizden kopardıklarında ya da kendileri bizden uzaklaştığında yavaş yavaş değerini anlıyoruz. Bu bir çocuğumuz, bir nesne. Bir... Bu okuduğum bir uzun ama mı? Ben yüreği çıkaramadım. Hayatımızdaki her şeyin değerini sadece yavaş yavaş bizden uzaklaştığı Metin, zaman anlıyoruz. Metin, hayatın anlamı nedir ya? Aşkın anlamı nedir? Çok zor bir şey, geniş oldu. Aşk nedir? Ben birkaç defa daha bu soruyla karşılaştım. Evet, ama... Her seferinde soruyorum çünkü cevap alamadım. Evet. Bence çok derin ve karanlık bir ormanda yolunu kaybetmiş, yalnız ve çocuksu bir ruha sahip olan... Dur dur, topu yükseltti, şimdi vuracak diye. Çocuksu ruha sahip olan saf ruhun kendi yolunu başkasına sormadan bulma yoludur aşk. Benim korkum şu, biz Metin'le böyle mizah yaparken bundan 50 yıl sonra Metin Keçeci diye böyle Nietzsche gibi bir şey çıkıp bu söylediklerin hepsinde derin anlamlar bulup öyle de olabilir ha Metin. Çünkü benim, sen... Eğer üstadım iyi olmamış olsaydı buradaki konuşmalarımda benim özümdeki yetersizlikler görülürdü yine. Tamam tamam. Çok da üstümüze gelme.
Ne var söyle. Söyle bakalım. Hocam yani ben bunun dediklerinden anlamadım. Bir kere senden büyüklere bunun denmez. Değil mi? Evet. Bunun diye bir şey yok. Metin abinin dediklerini ya, anlamadın. Peki Metin sorun abi... sende olabilir mi? Yani henüz küçük olabilir misin? Genç olabilir misin? Söyle. Evet. Sence aşk nedir? Sence aşk birbirlerini sevmektir yani. Nasıl sevmektir ya? Senin var mı sevdiğin biri? Yok. Manitan yok mu? Sınıfta da böyle ah ne güzel kız dediğin kimse yok mu? Varsa da adını söyleme de. Ne la? Yok ki. Ya yok ki. Tamam tamam sakin ol. Manyaklaşma da. He? Ha. Buse mi? Tamam peki. İyi dinle anlarsın. Büyüklerine de bu demek güzel değil. Evet Metin skeci sunalım. Çocukken... Hayır skeci sunalım. Evet. Metin Yıldız yazdı oyun içinde oyun. Çocuk saflığında yapılan birçok davranışın büyüdüğümüzde aynı kalmadığını kaleme almış. Ya peki senin böyle sunuşlarındaki bu aşırı ciddiyet mizahla bağdaşıyor hocam, mu? Hocam ben de bu tarafından hiç hoşnut değilim ya. Çok resmi görünüyorum. Aslında öyle değilsin. Sen sahnede bir kasılıyorsun da ondan. Bilmiyorum aslında ama içinde bulunmuş olduğum durumların tümünde bana ne kadar hani... Enerjilerin yoğun olduğuyla gitti, biraz gene gitti, biliyorum. Gene gitti. Yine ben... gene gitti, balatayı sıyırdı, gene gitti. Tamam Metin, gene sen sun da onu sonra konuşuruz. Başka dizilere zapping imkanı verdiğimiz yeter. Bir skeç yazıyorum. Kendimle çeliştiğim noktalar diye. Yakında bir korku üzerine. Metin Keçici. Alkışlarınızla. Hadi bak. Hadi bakalım. Evet, nesine tamam. Oynuyoruz? Bir dakika, nesine? Sinemasına. Tamam sinemaya. Okey güzel. Sinemaya. Tamam hadi bakalım. Neşeli Hayat filmi. Ona göre. Tamam, Neşeli Hayat. Yalakalık yapma hadi. Tamam. Başlıyorum. Evet, diğer şeye giriyor. Neşeli Hayat güzel yap. Tamam uzatma. Hadi bakalım. Neşeli Hayat şey yap. Neşeli Hayat mı oynuyoruz? Tamam. Uzatma. Tamam. Hadi neşeli bir hayatımız olsun. Kaç hafta oldu Girol? Bir hafta oldu değil mi? Ya on. Tamam sıra bende. Hadi aşkım hadi göster. Hadi aşkım. Ustaya bırak. Ustaya bırak. Hop, aşkım. Hop, hova, hova. Hadi aşkım. Hova. Hadi abi, hadi, hadi. Hova, hadi hova, aşkım. Hova, hadi. Hova. Dokundun ha, dokundun ha. Ceko! Abi dokunduğunu alacaksın ya. Git lan! Güzel, hadi, hadi tamam. Tamam, sıra bende. Ya bende değil mi sıra? Hayır, hayır bende sıra, dur. Hadi aşkım, haydi. Konsantre ol. Tamam aşkım. Derin nefes, tamam mı? Bak, tamam. Evdeki gibi. Düşün, tut, çek. Tamam, tut, çekiyorum çek. Aşkım. Tamam, hadi, hadi. Tamam. Konsantre ol haydi. Tamam aşkım, dur, konsantre. Kazanmamız lazım, tamam, hadi. Tamam, çekiyorum, dur. Hadi, 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 hadi. Hadi. Aşkım tamam, tamam hadi, hadi. Murat daha hadi. Yeni başladık lan. Hayır hayır. Hayır, hayır. Aşkım ama sen beni heyecanlandırıyorsun. Tamam heyecanlanma. Tamam aa, sen çekiyorum de... dur. Hadi haydi. Hadi yavrum. Abi sabah aşkım, hadi ya. Allah hadi ya. Hayda. Tut çek. Tamam çekiyorum. Hadi aç. Hayır. Ya. Oğlum yapma lan. Hayır. Aşkım. Hadi abi ya yumuşak. Aşkım dur tamam. Tamam çocuk da ya. Ya. Hadi ya. Ya. Hadi. 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 Ya tut çek işte çek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak mısın? Salak mısın sen? Ya aşkım sen elimi tuttun. Senin tabla, 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 ne tabla. Oldu ya? Bu. Bu. Hadi hadi bir daha hadi. Hadi ya bir daha of. Tamam abi lan. Alt tarafı oyun lan. Gel hadi. Ya evet aşkım alt tarafı oyun. Ya alt tarafı oyun. Ya sen kızım bilmiyor musun ben yenimi hazmedemiyorum ya? Biliyorum aşkım. Aşkım deme lan bana. Aşkım deme bana. Salak! Bitti mi yani? Hala bitti mi diye soruyor. Devirdin lan bitti tabii. Hayır aşkım ilişkimiz bitti mi? Öldürürüm ben bunu. Yemin ediyorum öldürürüm. Murat yapma oğlum ya. Yazık bak kız ne hale geldi ya. Evet aşkım bak ne korkuttun. Haldeyim şu an. Daha önce ne haldeydin ki ne hale geleceksin zaten. Ya Murat abartmıyor musun? Oyun yersin. Abi yapmayın canım. Siz söylemeyin ya. Oyun lan hadi be. Ulan iki sene ya. İki koskoca senede bir çift insan bir el oyun kazanamaz mı lan? Abi. İki sene. Nereden tanıştırdınız beni bunlara? Biz Büşra'yla şahaneymişiz ya. Sen beğendin ki tanıştın. Bırak. Arama lan. Ya yapma be. Alt tarafı oyna. Evde sen kazanacağım demedin mi? Evde bu oyunu çalışmadık. Murat. Evde çalışmadık. Murat. Evde ne güzel çekmiyor. Burada kasıtlı mı kaybediyorsun? Kasıtlı mı kaybediyorsun? Murat. Oğlum. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? 14 senedir ben bunları köküyorum her oyunda lan. Sen geldin hayatıma kurudum lan.
Ya okey oynuyoruz. Elden çift okey gelmiş, dizili gelmiş. Dön diyorum, anlamıyor gerizekalı. Ne diyorsun? Dön diyorum. Sen öyle mi yapıyorsun? O anca anlıyor sanki. Yıldoya dönüyorum orada ya. Dön. Anca anlıyor sonra, aa aşkım dönüyormuş diyor gerizekalı. Tamam abi. Uzak. Sen ne yapıyorsun sonra? Bitiyorum, ne yapayım? Zat diye bitiyorsun değil mi? Yani ne yapayım abi, okey atıyorsun, bitmeyeyim yani. Bırak Allah'ını seversen. Ama aşkım bir kere okey attım, hatırlasana. Ha. Hatırlıyorum aşkım, yere attın. Sen de okey almıştın, bitmiştik, hatırlıyor musun? Biteceğim tabii, renkten 8 sayı yemişlerdi. Aman ne güzel, yemek kazanmıştınız bir de. Ay evet, ne yemiştik of, ya. Ya tabii kazanmak sen? Önemli değil ama ne yemiştik ya. Önemli değil mi? Sana yemek kaybetmek nedir biliyor musun sen peki? Ben biliyorum. Haberim vardı, bir maaşımı yedin lan, bir maaşımı. Ay afiyet olsun de Murat'cığım, ne yapacağım? Oğlum ben azından, en azından hiç kaybetmeden ödüyorum lan, öyle düşün. Ay sana da yazık. Hadi hadi bir daha hadi. Ne bir dahası ya? Hadi ya abi. Biz süperdik, biz Büşra'yla niye ayrıldık ya? Oğlum sessiz film yüzünden ayrıldınız ya, gene böyle arıza çıkarttın işte. Ses, hangi sessiz film? Organize işler abi. Ha, onu anlatamamıştı değil mi salak? Ne anlatamamıştı kız, mükemmel anlattı, sen anlamamak için ısrar ettin resmen. Abicim o film böyle mi anlatıldı, yarım saat karşıma geçmiş böyle yapıyor, bu ne lan? Bu. Lan Yılmaz Erdoğan'ın bıyığını anlatıyor, sen anlatıyorsun. Böyle mi anlatılır bu? Ne yapacak bıyığını anlatıyor? Bir de tutturmuş bıyık bıyık bıyık. Nesi bu, neyi, neyi seviyorlar bıyığın ya? Ne bileyim abi, kızlar ne buluyorsa artık. Bence bayağı güzel şeyler buluyorlardır diye düşünüyorum. Kesti canım bıyığını, çok şey yapma. Bence öyle de bir şeyi var yani. Topla. İşte. Filin ağzını suyunu sil, topla şunları. Topla. Tamam, sen kıskanma, senin de bıyığını yerim. Ay çılgın. Tamam hadi topla. Aşkım. Aşkım deme lan bana. Git otur otur. Ya aşkım söz veriyorum bak, bir dahaki sefer kazanacağım. Ya aşk. Neyi kazanacaksın kızım, sende kelime oyunu yok. Okey yok, obep okek yok. Tabu da yok. Tabularım var aşkım. Evet de onlar işimize yaramıyor. Şş baksana, Twister oynayalım abi. Getir oynayalım. Haydi Twister. Kazanacağım mı? Pelin getir. Gözünü seveyim. Twister'ı kazanacağım mı? Kazanacağım aşkım. Hiç yenilmemeye söz veriyor musun? Hiç yenilmedim daha önce. Oynadın mı hiç? Hiç oynamadım. Sıçtık. Tamam. Hadi abi. Tamam. Getir, 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 getir. Gel, gel. Biliyorsun bu oyunda rakibimiz yok. Haydi. Haydi bakalım. Hadi siz başlayın, ben döndürüyorum. Sen, tamam. Nesi oynuyoruz? Boğazda yemeğini. Boğazda yemeğini. Yok yok yemeğini. Yok ağzımdan kaçtı. Ağzımdan kaçtı. Ağzımdan kaçtı. Hayır yemek yok. Yemek iyi, yemek iyi. Süper. Yani. Boğazda yemeğini. Hadi ikiye karşı tek. Hadi bakalım. Hadi. Murat sağ el sarı. Sağ el sarı. Evet. Hadi bakalım. Buyursun. Güzel. Metin sağ ayak yeşil. Sağ ayak yeşil. Şuradan başla. Aydan sağ el kırmızı. Aydan sağ el kırmızı. Sağ elim hangisi? Gebertirim. Tamam. Kırmızı. Murat sağ ayak yeşil. Sağ ayak yeşil. Buyursunlar. Metin sol ayak mavi. Sol ayak mavi. Evet. Sol ayak mavi. Aha. Burası iyi, böyle iyi. Aydan sol el sarı. Sol el. Hayır! Tamam sarı. Murat sol ayak kırmızı. Sol ayak kırmızı. Aşkım. Metin. Sol el sakin mavi. Sakin ol. Sol. Aşkım sol el mavi. Ya bu nasıl bir oyun ya? Aşkım. Aşkım alttan. Bir dakika çatalım görün ya. Sol el mavi. Beğenemedin. Sol el mavi. Yok. Evet. Evet. Aydan sağ ayak yeşil. Hadi aşkım. Sağ hadi. Ayak yeşil. Hadi. Dur aşkım. Aşkım. Bırak kızı oynasın be. Tamam dur ayaklar. Dur dur bırak. Dur sağ el. Hadi. Sağ hadi. El mi? Ne? Hadi. Sağ ayak yeşil. Sağ ayak yeşil. Tamam. Hadi. Hadi, hadi yavrum. Hadi. Geçecek, geçecek. Hey gerizekalı! Aşkım! 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 Ya yine yemek kaybettim ya. Abicim ya, bir insan hayattaki en büyük başarısı başarısızlık olabilir mi ya? Ya yok mudur kazanabildiğin bir tek şey yok mudur senin ya? Var aşkım. Ne? Var aşkım. Var. Evet. Ne var mı? Çuval yarışı. Çuval yarışı. Çuval yarışında hiç kaybetmiyorum, hep kazanıyorum. Hiç kazanmışlığın var ya, eminsin. Aşkım en son Berlin geleneksel uluslararası birinci ve sonuncu olmuştu o. Çuval yarışında yarıştım ve kazandım. Bunu iki senedir bana hiç söylemedin. Utandım aşkım. Neden utandın, yine kaybettin değil mi? Hayır, kazandım diyorum. O zaman niye utanıyorsun? Çıplaktık. Nerede çıplaktık? Çuvalın içinde, heyecanlı olsun diye hepimiz soyunmuştuk öyle. Böyle zıplaya zıplaya. Boş ver. Tekrar yapabilir misin? Soyunmamı mı istiyorsun? Hayır, kazanmanı istiyorum. Kazanabilir misin? Çıplak mı? Aydan neyin peşindesin?
Ne bileyim ben, belki soyunmamı istersin. Hayır, sadece bak, kazanmanı istiyorum. Bak, kazanmanı istiyorum, tamam mı? Ben seni kendi elimle soyacağım sonra. Kazan. Söz mü? Evet. Tamam ya. Tamam, tamam, kazanacağım tamam. O zaman. Metin, tamam aşkım. Çuval var mı ya bu evde? Var. Getirsene. Ne yapacağız? Çuval yarışı yapacağız. Salonda. Ha, evinde çuval olması seni şaşırtmıyor, yarışımızı mı şaşırtıyor? Hayır abi, biliyorsun ev sahibi kızıyor hatta, zıp zıp olmaz. Yok lan, daha neler yaptık kızmadı ya, abuk subuk konuşma şimdi. Oğlum manyak mısın? Müziği açıyoruz, alttan vuruyor lan. Niye istemedi? Tırstın mı lan? Yok lan, ne tırsızca? Müzik mi oldu lan? Ev sahibi şey oluyor. Ne oluyor? Okey oynuyor. Yok, geri adım atla. Oğlum. Bak 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 bak. Bak. Oğlum ev sahibi kızıyor lan. Hadi hadi, tavuk oldun, bırak kimsin. Hadi, bırak bırak. Oyarız kök. Gelin çuvalı getir. Getir çuvalı getir. Hadi Nesin oynuyoruz. Nesine? Dondurmasına. Dondurma, süper. Dondurmasını oynuyoruz. Dondurma değil abi. Adam gibi bir iddiadan bahsedelim. Lütfen dondurmaya gelin. Tamam, bir kilo dondurmasına. Ya bir kilo dondurma ne? Zaten bir kilo olduğunu sen yiyeceksin. 10 kilo. Yok abi, adam gibi bak. Dediğim şey şu abiciğim. Bundan bahsediyorum. O ne o? Evin anahtarlarını koyuyorum. Ya rahatsız mısın Nesin? Evin anahtarlarını koy. Ay. Oğlum manyak. Yok yok yok. Evin anahtarlarını. Lan rakı balık ol. Lan rakı balık ol. Lan manyak. Murat abartma, saçma. Ev ne oğlum, manyak mısın? Ne evini koy. Gel buraya. Lan benim karşısına koyacak bir evim yok, manyak mısın? Arabayı koy. Eve karşı araba. Eve karşı araba. Murat bak, alırım evini, saçma araba. Eve karşı araba. Eve alırım. Bak alırım evi. Eve karşı araba. Eve karşı araba. Tamam lan. Haydi. Nerede benim arabanı? Tamam, montun cebinde vereceğim. Tamam. Koyuyor musun? Tamam. Koyuyorum abi. Tamam hadi bakalım. Vedalaştın mı arabanla? Tamam abi. Vedalaştın mı? Gel gel. Aydan. Bak, alırım. Ağlama sonra Murat. Ya git. Aydan. Birazdan araban olacak aşkım. Birazdan evsiz bir sevgilin olacak. Hadi bakalım. Hadi. Hadi say abi. Hadi. 1, 2, 3, hop! Kazandım! Kazandım! Benim karıyı gördünüz mü oğlum? Görmedim ben. Koptu gitti. Nerede? Aydan! Aydan devam edin. Kazandık. Aydan! Murat! 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 Aşkım ben çıplak değildim ya, ondan herhalde böyle oldu. Soyunsaydım. Öldürürüm lan ben. Ya bakın lan. Artık. Öldürürüm oğlum. Lan manyak mısın? Evsizim lan. Ne yapıyorsun lan? Evsizim. Hayatımı bitirdin lan iki sene. Aşkım. Ev sorunu değil. Vallahi. Bırak Allah seni. Ya lan, aşkım. Ya. Aşkım lan, gitme ya. Ne olur gitme, siz öyle içeri gelsin ya. Tamam ben veririm onu. Alo. Alo. Efendim. Ekrem efendim. Neye ayrıldın mı? Tamam canım, ben sana döneceğim. Tamam hadi bay bay. Efrem Seval'den ayrılmış. Hadi be. Vallahi. Dur dur. Hadi. Şş, baksana bunu kafaya takma ya. Ekrem diye bir arkadaş var, Seval'den ayrılmış. Onu sana yaparız. 4 senedir biz onları yenemiyoruz sessiz filmde. Şey yaparız onu. Ağlama bak ya bak biz. İyi çocuk be. Çok güzel hareket diyenler. Ya arkadaş, Murat gittiğinde bitse daha mı iyi olurdu diyenler? Yani Murat bitti, gitti, skeç bitti. Bir tık sonra yine topladı ama ya bir kere şimdi böyle skeçleri seyretmesi çok kolay ve hızlı oluyor ama oynaması hakikaten zordur. O yüzden arkadaşlarım bir alkış isterim. Murat genelde terler, böyle skeçlerde daha da terliyor. Ama özel olarak Murat'ın performansı da fazla benzin isteyen bir performansı değil. Gerçekten ben işte bu skeç türü zordur. Sahnede bir oyun oynayacaksınız, oyun oynadığınıza inanacaksınız, öbürünü oynayacaksınız ki Twister ne bu? Twister. Twister diye bir oyun ilk defa görüyorum. Hakikaten enteresanmış. Bu çok yaygın bir oyun mu? Ben bu oyunu biliyorum, oynuyorum diyenler. Alkışla duyayım. Güzel ya. Allah Allah. Çok zevkliydi hocam. Evet, ana fikir söyleyecek olanlar. Buyurun efendim. Geleceğim, durun. Hırsın iyi bir şey olmadığını vurguluyorlar burada. Hırsın iyi bir şey olmadığını evet, vurguluyorlar. Evet, kesinlikle. Ver buraya gülüyor. Ayça mı o balkondaki? Versene. Ha söyle. Herkese iyi akşamlar. Oyun Ayşegül oynadım. Değil mi isminiz? Seden. Evet. Oyun oynamanın yaşı olmadığı için hala oyun içinde oyun yazabiliyoruz diyorum. Ver şu Sigma'ya da ver.
Roman, evet. Efendim? Söyle canım. Bence çocuk oyunlarıyla kafayı bozmuş adamların yaptığı şeyler. Hayır çocuklar, burada mesela diğer skeç gibi değil. Burada net bir önerme var, onu duymak istiyorum. Henüz duymadım. Duyduğuma tişört veririm. Nerede? Ama hocam, söyle. Bana yok mu ya? Öyle coşkuna değil, önermeyi bulana puan veriyoruz. Coşkun, söyle bakayım. Ne yapacaksın? Uzunama mı okuyacaksın? Söyle. Vallahi okurum, fark etmez. Söyle. Söyleyeyim. Atıldan. Aşkta kazanmak da var, kaybetmek de. Hocam ne çıkacak bundan? Başka bir şey çıkmaz ya. Ne diyeyim? Ne çıkacak başka? Olmadı, mikremin çıtır, olmadı. Abi hocam yazar oldu diyor. He? Yazar oldu diyor. Ne diyor? Oldu diyor hocam ya. Hayır. Şuna ne dersin? İsmin ne? Sezer. Sezer. Hiçbir oyunu eğlenmenizi önleyecek kadar ciddiye almayın. Buna ne dersin? Ne durdun ben bir kapı? Tamam, bir dahakine ama sen bir tutturacak gibisin sonra. Ver bakayım. Her insanın hırsı vardır. Bu hırsa kapılarak... Söylediğim önerime gitti. Sen neyin peşindesin? Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Eser bir dakika. Demin çok tatlı bir şey varmış, ben görmemişim. Sen ne diyecektin, söyle bakayım. Bence ana fikir bu oyunu kazanamadı diye böyle kızmasına gerek yok. Keşke seni yemek serbest olsaydı. Tamam. Ne yiyorsunuz hocam? Arkadaşımın mısırı. Anladım hocam. Bir şey söyleyeceğim. Nerede bu? Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Yasemin. Şarkı söylüyor musunuz siz? He? Arada sırada. Öyle mi? Siz... Ben Hepsi grubundan Eren. Sizin takımın devamı nerede? Bir tanesi Ceren hasta nerede? Oldu Cemre. Cemre buradaydı, hasta oldu, eve gitti tekrardan. Her yıl bir tane isterek geliyoruz. Az önce kuş dedi, zaman hasta oldu gitti. Midesi kötü oldu, eve gitti. Geçmişler olsun. Ne? O nasıl, onu bir söylesenize. Ya oradan bakmaya çalışıyorlar. Ben de yardımcı olayım. Hepsi grubu var burada. Mesela? Bir o zaman şöyle alayım, sizi görsün. Balkon bugün haşarı. Çıkın, şuraya çıkın. Gelin geri. Şuraya çıkın, şuraya. Buyurun. Biliyorsunuz Hepsi kızları da bizim öz gotiklerimizdir. Ailenin bir parçasıdırlar. Nasıldı o? Ne olmaz? Bu nasıl gün? Kalpsizsin. Nasıldı işte o? Kimseyi görmezsin, yüzüne gülmezsin. Kendine hayransın, bencilsin, sevemezsin. Aynalara bir bak, senden güzel mi var? Hepsi, en azından bir kısmı. Teşekkür ederim. Sağ olun canlarım, buyurun. Teşekkür ederiz. Bir de atölyemizin eski godiklerinden Önder burada, Önder Açıkbaş. Kendisini... Önder bir şarkı da senden. Ondan da ilerleyen dakikalarda bir şarkı bekliyoruz. Evet sevgili misafirler. Aduket'i söyleyebilirim sana. Eğer bu mesleği yapmıyorsaydım büyük ihtimal bankacı olacaktım, işletme okuduğum için. Ablam da bankacı. Gerçi ablam hala benim bankacı olacağımı düşünüyor. Çünkü gerçekten yani dizide oynarken, Ali'ye de oynarken ilk defa seçildiğimde abla dedim, ben hani bankacı olmayacağım. Ali'ye dizisine girdim. Olsun abicim, güzel. O bitsin, ne güzel, çok güzel dizi. Sonra gel bankacı ol dedi. Sonra çok güzel hareketler başladı. Abla dedim, program başladı, çok güzel hareketler falan. Bankacı olmayacağım ben. Hani güzel, izliyor musun? İzliyorum, çok komik. Ama olsun, gene sen şey yap, bankacı olacaksın sen. Hala o kafadan. Niye, senin hesap onun bankasında değil mi? Bakmıyor mu ya? İşte hesabım orada, şey dedi geçen gün. Eser, şube müdürüm seninle çalışmak istiyor. Çabuk bırak, gel bankacılığı dedi. Ay. Zayıftı. Evet. Bugün bende yine bir şey var hocam. Bugün yine bende bir şey var. O yüzden şöyle bir çözüm buldum hocam ben. Kendimi de yükseltmek adına. Hani sunumda bir yardımcı, bir şey olsun diye. Bir arkadaşımı sahneye davet etmek istiyorum ben. Arkadaşım, kim var orada? Bir arkadaşım olsun orada. Gelsin kanka, yardımcı ol. Ben Önder, sana yardımcı ol. Gel, reaksiyon alamıyorum ben, gel. Ağır mı olur?
Çok danışıklı dövüş. Eğer şeyse önderi de çağırabilirsiniz eğer bir sorun varsa. Hocam olsan da içeride sunumda ne yapın? Bu şaka şaka lazım falan. Ablam abla böyle bir şey buldum. Şimdi ablam bankacı da oradan gir falan filan. Güzel Allah hayır. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi aramızda yabancı yok. Sen bu ablam bankacı, ben bankacı olacaktım mı? Daha önce de bir yerde kullanmıştın galiba. Gene hani çok. Programda anlatmadım. Ya ama yani yine cepten hani. Cepten yedim. O zaman... Neyse canım, daha uzatmayalım da. O zaman bir şarkı söyleyeyim ben. Yok yok, o zaman Oğuzhan bir şarkı söylesin. Kendini... Hayır. Ya hayır, çocuk şey oldu ya. Çocuk müzik, hadi oradan be. Çocuk müzik kutusuna döndü ya, jeton at söylesin. Perişan oldu çocuk. Gene az bir şey söyle de. Çok az, çok az. Gerçek yani, söyle. Gülse... Ne? Gel. Ne? Yok yok tamam. Aksesuar düzeltelim. Sen otursana, eskice başlayacakmış gibi. Olur, otur, nasılsa burada başlayacaksın. Senin sesin güzel mi? Ben reaksiyon alamıyorum. Bana yardımcı olmaya geldiniz şu an. Tamam reaksiyon istemiyoruz. Eskice başlayın. Başlayalım. Tamam. Kısaca. Murat Eken'in yazdığı skeç. Değil mi? Sen yazdın. Evet. Neler hissettin abi yazarken? Nereden aklına geldi böyle bir skeç? Bana yürüme oğlum sunumlarda. Ben tamam role girdi. Dur benle. Ben tamam role girdi. Evet. Efendim. Kime? Buyurun. Oğlum yapma bak. Zor durumdayım. Sadece her bölümde televizyonda da olsa yani buraya ilk defa geliyorum. Kilo alıyorsun da. Her bölümün üzerinde aynı ceketi görüyorum. Ulan kestin perdeyi, ceket ya, yaptın. Tam gidiyorum. Hocam. Devamı güzel soru. Vallahi billahi bu ceketi bu sezon ilk defa giydim. Parlak ceket. Olur mu lan her gün giydiğin ceket? Hayır değil. Benim şey bak 68. Hep... tişörtüm. Tişört yetiştiremiyorum kendime. Bir daha oldum, az sonra bir giydim, bir daha giymiyorum. Ama artık giymeye başlayacağım önümüzdeki hafta. Tişört bitti. Şimdi bak bu kadar morimiz her gün üstüme geliyor. Bir şey söyleyeceğim, eser hep aynı ceket bu mu yani desteğin bana? Bir şey söyleyeceğim, 5 tane ceketim var. Gri var bir tane. Mavi var, 3 tane siyah var. Ama siyahların hepsi siyah olduğu için aynı geliyor. Değil, parlak bu. Manyaklaşma, hayır farklı bu. Her bölüm biraz daha parlıyor, doğru. Evet, Murat Eken yazdı. Yatır bak geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi Oğuzhan kaçtı. Hadi kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar efendim, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Aa! Yeni sloganımızı duymadınız herhalde. Yok. Yatır kardın mı var, ferdin var. Nasıl? O ne öyle be? Biz de bilmiyoruz. Ama derdin mi vardan daha iyi değil mi? Değil. Heh. Lütfen kartımı iptal edebilir miyim? Peki buyurun oturun. Nedenini sorabilir miyim? Efendim benim 1500 lira maaşım var. Kredi kartımın limiti 3500 lira. Sizce bu yeterli bir sebep değil mi? Peki burada hata kimde sizce? Sizde. Haklısınız bizde. Neden bizde biliyor musunuz? Çünkü Yatırbank'ta müşteri daima haklıdır beyefendi. Hele hele o müşteri sizin kadar özel bir müşteriyse. Eyvallah. Biz sizi yakinen takip ediyoruz. Siz bizim en özel, en VIP müşterilerimizdensiniz beyefendi. Siz bizim için bir dostsunuz. Siz... Pardon, isim neydi sizin? Hüsnü. Hüsnü. Size Hüsnü Bey diyebilir miyim? Başka ne diyecektiniz ki? Hüsnü Bey, demem o ki. Gelin şu kartı iptal edelim. Hayır, lütfen hiç başlamıyorum. Ama bakın... Kartımı iptal ettirmek istiyorum lütfen. Avantajlar... Hayır. Kapa... Dön! İptal. Yılbaşı paketlerimizi vermeyiz. Duymuyorum. Siz kafanızda bitirmişsiniz artık. Yapacak lütfen. Bir şey yok. Kararlısınız. Kararlıyım lütfen. Ben o zaman kart iptalleriyle sorumlu arkadaşımızı çağırayım. Lütfen. Sertap Hanım biraz buraya bakar mısınız? Ben Seyfa. Hüsnü. Otur. Evet, sizin için ne yapabilirim Hüsnü? Kartımı iptal ettirmek istiyorum. Aa, niye ki? Olmayan parayı harcıyorum. Sonra ödemekte zorlanıyorum. Güzel olan her şey zor değil midir zaten Hüsnü? Ama sonra çok borca giriyorum. Borç yiğidin kamçısıdır Hüsnü.
Haklısınız, o da doğru da sonra altından kalkamıyorum yani. Aa, bu güçlü kollarla bile mi? Yani. Senin derdin kart değil Hüsnü. Sen biraz yorulmuşsun. Doğru. Rahatlamaya ihtiyacın var. Biraz masaj iyi gelir. Çok iyi oldu. Nasıl hissediyorsun? Harika. Yeni başlıyoruz Hüsnü. Türk kahvesi Hüsnü Bey. Lütfen. Buyurun. Nasıl içeceğimi sormadınız. Biz Yatırbank'ta gereksiz sorularla vakit kaybetmeyiz. Az, sade, orta şekerli. Buyurun. Şekerli alayım o zaman. Buyursunlar. Sağ olun. Götürün. Hüsnü. Pro. Burada içmek yasak değil mi? Sana değil. Neden? Çünkü sen özelsin Hüsnü. Çok özel. Evet, çok özel Hüsnü. Zaten yatır kartın avantajlarından neden mahrum kalmak istiyorsun ki Hüsnü? Her ay 100 liralık akaryakıt alırsan bu cep telefonu senin olabilir. Oh. Her ay 250 lira gıda alırsan bu laptop senin olabilir. Oh. 3 defa 500 liralık bebek bezi alırsan çocuğun sünneti bizden olabilir. Benim çocuğum yok ki. Yapmanın zamanı gelmedi mi Hüsnü? Olabilir tabii. Kafam karıştı benim ya. Ser. Hüsnü, gel şu senin kartını iptal etmeyelim. Etmeyelim mi? Etmeyelim. Etmeyelim. Sorun senin limitin değil Hüsnü. Sorun sana sadece 1500 lira değer biçen o cimri patronun. Tinti bezemek. Evet. Gel limitini 5000'e çıkaralım. İstediğin her şeye sahip ol. Ayda sadece 640 liraya. Şu muhteşem sıfır havaya sahip olmak istemez misin? İsterim. Hadi senindir. Her ay 3000 lira harcayacağına söz ver. Sabah bahçeden sana 6 kişilik çay takımı ve yanında okey takımı hediye olsun. Bireysel emeklilik var mı? Yok. Artık var. Sağ olun. Sen çok özelsin. Sağ olun. Tek yapman gereken şey şuraya bir imza üstü. Hemen. Hadi bakalım üstü. Sağ ol. Bakayım. Oha! Ben de öyle diyorum. Telefon numaranızı alabilir miyim? Hayır. Tamam o zaman. Hayır üstü. Zaten Murat Eke'nin Yatırbankları meşhurdur. Bence en az iki kadar iyi bir skeçti. Çok iyi bir performanstı. Hepinize büyük alkış. Yalnız provada bu koç yiğitler kendileri söylüyordu. Sonra dedi ki acaba ses oradan gelse, ben bu skeci provada gördüm, evet. Nasıl olur dedik fakat anlamadık. Bir daha alabilir miyiz? Live bir şekilde en azından ağzını oynatır insan. Nazmi, hiç olmasa Hamdi yalandan da olsa ağzını eğdi. İnsan bir ağzını oynatır, terbiyesiz. Evet. Beleşe atıyoruz, tutuyor, puanlar kazanıyor. Beleşe alıyor, veriyor, ne kadar girdi bilmiyor. Hay be, harcıyor, harcıyor, ne kadar girdi. Hesap değil. Ya yüksek geri söyledik, rahat ol. Tamam, reaksiyonu aldım. Güzel, çok güzeldi. Bence bunun üstüne konuşmaya gücü. Zil çaldı mı konuşmalar biter. Çok güzel hareketlerde devam eder. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. Hınzır seni. Ne oldu? Ne oldu? Hala alkışlıyorsun. Durdu, herkes seni alkışlıyor bak. Biri gri, tamam mı kardeşim? Bak, iyi izlemiyorsun programı bak. Bunu giydim kaç bölüm. Sonra bu var. Bak bu, şimdi bu da siyah. Bak bunun parlaklığı baş... Dur bir dakika, bir şey anlatıyorum.
Bak bir dakika. Mat şu, siyahmış o şey yapma. Bak bu siyah mat. Bu konuda hassas seyircilerimiz var mı? Bu canım. Kim? Sor. Ama gömlek aynı dersen. Dur Eser. Artık... Eser. Bir taşkınımız var. Taşkın. He? Hani mavi ceketin de vardı öyle mi dedin? Lacivert. Zaten mavi ceketi ne yapsın? Laciverttir o. Mavi evet. Böyle bir şey yaptım hocam ben. Tamam anlaştık. Güle güle iyi Eser güle güle. Eserin demek ki hassas olduğu bir konuya evet, denk geldi. Evet ceketlerim yani. Konusunda ne insanlar gördüm içinde üstünde ceket yok. tamam. Evet sevgili misafirler şimdi sırada... böyle saçmalı. Hep böyle mi çıksam sunuma? Şimdi sırada Metin Yıldız'ın yazdığı bir skeç var. Son düdük geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Ne diyorlar hocam? Hocam. Ne oluyor oğlum? Tam takım kaseti işte. Bir kaset değiştiremiyorsunuz 50 saatte be. Zorla doğaçlama yaptırıyorlar adamı. Hocam gelsin mi pozisyon? Yayındayız tamam. Gelsin hocam. Evet hocam bu haftaki yayınımızda maçlardaki bayan taraftarların çok güzel görüntüleri var onları izleyeceğiz. İzleyelim hocam gelsin. İstersen gelsin görüntüler çok güzel ayrıntılar yakalamış Musa gelsin. Oynatalım. Durdunuz mu? Geri al kaseti. Dur. Hocam. Hocam bunlar dişi manyaklar. İlk aklıma gelen. Hocam şimdi çok güzel de bu Murat Eken diye bu kadar istek. Sizce en çok Murat Eken'i hangisi istiyor hocam? Size. Hocam bakıyorum soruyorum. Bu Murat Eken sevdası. Murat Eken... Hocam bak, bu arkadaşa bak. Burcu biraz bol sürmüş. Ağız nasıl açıldı bak. Hocam bak, bunun... Bak. Doğrudur hocam. Bunun Murat Eken neyine hocam? Buna daha çok böyle bir Yılmaz Vural, ne bileyim Hikmet Çetin. Bunun yaşı başı geçmiş hocam buna. Ziya Şengül'e kadar gider bu hocam ben size söyleyeyim yani. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. O değil de yenge niye maça gitmiş? Hocam çocuklara sahip çıkmak için gitmiştir bence hocam. Evet gelsin hocam devam ettirelim. Dur deyince durun. Top oynatmıyoruz çocuğa. Pislikler. Hocam. Önde kalmış hocam bunların hepsi. Gidecek başka yerleri yok maça gidiyorlar ne yapsınlar? Hocam ben seni sinirlendirecek daha başka bir şey söyleyeyim. Kızıyorum hocam ben böyle şeylere. Vallahi kızıyorum. Tamam. Ya. Bu teyze, bu kardeş hepsi Murat Eken'i çok seviyor. Bu diş telleriyle Murat Eken'i çok seviyor olabilir. Ama hocam bakın bu nereye bakıyor? Bunu bile yiyecek. Teyzeye bak, kaldıra dalmış. Bir dakika. Nereden alacağını biliyor hocam o. Durdurma ben iyiyim. Murat Eken'in asıl sahibi gerilerde. Çünkü neden yılların açlığı? Hocam yenge de. Terbiyesizlere bak ya. Oynat. Tamam, kalk. Hocam şunun ağzına bir bakar mısın affedersin? Lepistes balığı gibi affedersin. Bu nedir hocam bu? Hocam telleri saklamak için o.
Bak böyle olunca saklanıyor. Neymiş? Murat Tekeli'nin top ayağına değmiş, onu öpeceklermiş hocam. Allah sizin belanızı ve bunlar... Ne gülüyoruz lan? Evet, devam et dedim hocam pozisyonu. Devam. Kızlar, o topa ben de vurdum. Vurdum. Hocam, geçen haftadan sana bir şey hatırlatmak gene istiyorum. Gene kim hocam? Aynı tip, aynı futbolcu. Bütün mevzuların, bütün kavgaların içerisinde hocam. Ne yapacağız? Bu hocam, herifle biz ne yapacağız hocam? Şimdiki derdini. Devam et dedim hocam, bir görelim. Görelim şimdiki derdini. Ya beni de öpün, ne olacak? Beni de öpün. Ben de topa vurdum, beni de öpün. Ay bunu mu öpeceğiz ya? Gördün. Neymiş? Ben de topa vurdum, beni de öpün. Ben de topa vurdum, beni de öpün. Hocam bak, hocam, oynatmadan dikkat. Hiçbiri anlamıyor söylediklerini. Dikkat, dikkat. Hele şunun anlaması hiç mümkün değil. Hocam, dikkat et. Buyurun, kız zayıfladı bak. Gitti, yemin ediyorum bir sürü kilo gitti. Ben geldim. Tekizlikçi geldi, herkes çıtlıyor, siz de çıtlayın. Pozisyonu oynattık mı ulan? Nadir! Devam ettirelim hocam, devam ettirelim, devam ettirelim, devam ettirelim pozisyonu. Devam ettirelim pozisyonu. Lay 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 lay! Çekil, çekil! Murat Eken bizi öp! Lay 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 lay! Murat Eken bizi öp! Hocam kadınlar maça gelsin mi, ne diyorsun? Gelmesin hocam. Böyle gelecekse gelmiyor hocam. Bunların futbolla alakası yok. Bunlar Murat Eken'e gelmiş, bir takım saçmalı. Evet, devam edelim bir dahaki pozisyona. Dedek kulübesini görüyoruz hocam. Hakem. Hocam bak şimdi bak. Hakem, ne yapayım? Ne yapalım oğlum? Ne yapalım? Isının. Isının. Gördük. Biraz geri alalım. Biraz geri alalım. Geri, alalım geri, pozisyonu biraz geri. Geri, 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 geri. Al pozisyonu geri, geri, al pozisyonu geri. Geri, 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 geri. Dur! Al, dur. Dur. Hocam, biraz ileri, biraz ileri, biraz ileri. Hocam, dön. Teknik direktöre bak hocam. Üst taraf spor, kaldır ayağı. Alt taraf kundura. Şimdi, takımın teknik direktörü bu olursa, futbolcuları ısın deyince birbirini okşarsa, bu takımdan hayır gelir mi hocam? Hocam ben şimdi burada malzemecileri rencide etmek istemiyorum ama bunda daha çok malzemeci tipi var hocam. Masör olur, malzemeci olur. Bu mu hocam bu takım? Bir de hocam başka bir şey daha soracağım. Neden bunlar kırmızı da bunlar mavi? Hocam bu bence hangi takımın teknik direktörü olduğunu bilmiyor. Devam ettirelim hocam. Bak, 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 bak. Dur, dur! Dur, 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 dur. Hocam, bir şeye dikkatini çekmek istiyorum. Sefa açılmış. Futbol yaşı çoktan geçmiş olmasına karşın, herhangi bir krampon verilmemesine rağmen, maç yapan bu arkadaş kimdir hocam? Hocam benim bildiğim futbol en fazla 36'ya kadar oynanır. Ama bu arkadaş hangi takımdır, neyin nesidir? Şu çorabın haline bakar mısınız hocam Allah aşkına? Bir tekmeli ne bir tozluk, ne bir şey. Pislik bir şey. Buradaki pozisyon nedir hocam? Bir de sanki İtalyan topçu dövme yaptırmış onu. Pozisyon ne hocam? Hocası almış bunu oyundan, buna sinirleniyor. Formasını atıyor, sonra bir de ayakkabı atıyor. Devam ettirelim. Buyur hocam, şiddete bak. Bak, bak, bak. Hop! Attı. Hop! Hop! Ne yaptı? Hop! Hop. Bak hocam, atı durdu. Dur, dur. Hem agresif, hem goygoycu. Görüyor musun hocam? Görüyorum hocam. Buradan da mesaj verme çabası ama senin neyine bu tutacak? Hocam hakemle ilgili söyleyecek bir iki bir şeyin var mı? Hocam böyle bir çakma Hulusi Kentmen havası bıyıklardan. Hocam, hakemin şortunun kottan kesilme. Evet, devam edelim hocam pozisyonu. Ha ha ha!
Devam. Evet, bir dahaki pozisyon. Bir dahaki pozisyona gelelim. Ver bir dahaki pozisyonu. Ver. Oynat. Bak hocam, şimdi seni nerelere götüreceğim. Bak. Dur. Magazin servisimizden aldık bu görüntüleri. Şu kızı tavlayacağını düşünüyor. Formayla gelmiş. Belli ki maçtan gelmiş. Peki bu arkadaşımız? Peki hocam, hadi onları aldık. Hakemin ne işi var hocam bari? Hocam ben şimdi sana hakemle ilgili daha başka bir anekdot veriyorum. İzletelim. Devam et dedim. Bak hakemi izle bak. Evet, durduralım hocam. Durdur. Hocam peki bu rezalette ne diyorsunuz? Hocam şimdi maçtan sonra diskoya gidilirse... Hocam şunun bir duruşuna bakar mısın Allah aşkına? Şunun bir haline bakın hocam. Hocam peki bu arkadaşın dudakları nerede? Bunu neyle öpecek? Devam ettirelim hocam pozisyonu. Devam. Aşkım nerede kaldın ya? Ya aşkım maçta var ya. Bir sürü pislik yaptım. Birini ayağına kırdım. Kırmızı kart bir türlü göstermedi. En son bir başkasının ayağına da kırdım. Hemen kırmızı kartı gösterdi. Senin yanına geldi. Durdu! 300 bir şey. Sence anladım. Hocam sen bir şey anladın mı söylediklerinden? Ben kalkayım kırmızı kart, ayağını kırdım kırmızı kart diye. Selim sana kalkayım bir kırmızı kart gel 300 eşeğiz. Geri alalım bir daha söylesin. Evet. Aşkım nerede kaldın ya? Aşkım maçta işte birinin ayağına kırdım. Durdu. İlk cümlede işte yoktu. Devam. Devam. Aşkım bir ikincisini ayağına kırdım dedim, bir kırmızı kart gösterir sen yanına geleyim. Bak diye baktım sen yanına geleyim. Vot kavişta, vot kavişta, vot kavişta. Senin iki gün sonra şeyin yok mu? Arpa maçın yok mu? Hadi yürü dinleneceğiz. Biliyorum aşkım, o maç önemli değil. Önce bir seninle bir idman yapalım evde. Ne diyorsun ha? Ay git sen sarhoşsun. Hocam orada niye kapı? Burası park. Burada niye gösteriyorsun? Dur. Geçen hafta ne dedim ben bu adamla ilgili hocam? Ne dedim geçen hafta? Orada bir elektriklenme oluyor, buraya değdiriyor. Peki hocam, hakem bu futbolcudan ne istiyor? Bara kadar takip etmiş, burada da gösteriyor kartını. Hocam, hakemin tipe bakarsak bu pozisyondan hoşlanıyor. Asıl bu kışkırtıyor. Oynat. Devam ettirelim. Burası ya, Allah'ım var burası ya. Daha ne kırmızı kart gösteriyor? Topa müdahale. Biz de topa müdahale ettik. Allah'ım ya. Topa müdahale. Evet, devam ettirelim hocam. Devam. Evet, devam. Bir dahaki pozisyonu alalım. Devam. Bitti mi hocam pozisyonlarımız? Hocam bitti. Hocam Türk futbolunun hali bu. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Evet hocam. Bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene programımızda evet. Çok güzel pozisyonlarla seyircilerimizle birlikte olacağız. İyi akşamlar efendim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta hocam, ismini bilmediğim hocamla birlikte sizlere yepyeni pozisyonlarla... Ama size birer isim şart, onu söyleyeyim. Size evet, bir isim şart. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatta zorluk derecesi falan filan. Çok zor işte. Evet, böylelikle de geldik bu haftanın da sonuna. Bir de... Şahesersiniz. Bütün kalbimle inanıyorum bu abartılı tepkinize. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Bizi seyreden neredeyseniz oraya selam ederiz. Sevgiler, saygılar. BKM Mutlak Oyuncuları sizi saygıyla selamlıyorum.